Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz yıllardır oyun videosu çekiyorum. Özellikle son 8-9 aydır bir film, sürekli oyun. İnsan artık bir yerden sonra bunalıyor. Bilgisayarın başından kalkayım bir hava alayım istiyor. Ben de kafa dağıtmak için gittim kendime bir motosiklet aldım. Bugün sizlerle bu heyecanımı paylaşmak istiyorum. Ama ben sürücüyüm. Yani motosikletlerin teknik detaylarından çok anlamıyorum. Teknik detayları bize anlatması için bir arkadaşımın yanına geldim. Şimdi bir kendisine bakalım. Müsait mi bu arada abi? Bir bakalım o zaman. Bak. Bak burada Atari'ler, Matari'ler. Benim çocukluğum işte bu makinalarla geçti. Çok güzel, nostaljik abi işte bu. Vay Kozmikçiğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir abi. Hoş senden geldin. Ne haber? İyi. Şimdi bir ses duydum. Umarım o motoru almamışsındır. Yani, göreceğiz. Göreceğiz. Yani evet. Sesinden ben ne olduğunu anladım. Motora geçmeden önce burası festival gibi. Bir Star Wars çılgınlığı var burada. Jedi'ler, Medi'ler. Bak Star Wars evrenine He-Man evreninden bir sızıntı var. Bak bu, ben sana bir şey söyleyeyim. Bu iskeletör mü ne bu? Bu iskeletör değil bu mi? Bu benim çocukluk oyuncağım. Yani gerçek oyuncağım bu benim. Ama iskeletör bu kadar kaslı değildi abi be abi. Ya iskeletör bu kadar kaslı mıydı arkadaşlar? İskeletör bu kadar kaslı değildi ya. Bak bunlar da yeni şeyler. Bak atılgan titrek. Vay ya. Bizim çocukluğumuz işte bunlarla bak, geçti. İskeletörün. Bak. Pantoru. Aa kaslıymış lan tabii harbiden. Tabii abi kaslıydı. Ben hatırlayamadım. Yoda mı? Şu neydi abi? Şu Yoda. Şey değil mi bu? Yoda mı? Bu kıymetli mi değil mi ya şu? Hayır. Kıymetlime benzemiyor mu abi? Biraz hocam, benziyor. Bundan. Ya aynı çirkinlik boyutu diyelim yani. Evet. Abi Star Wars yani seviyoruz da çok bak, böyle müptelası değiliz ya. Bak, ne Star yapayım Wars'u abi? Nasıl seviyorum abi sen seyrediyor musun sen? Hayır dedi. Kamerayı sallamadı ama hayır dedi. Şöyle sağa sol yaptın mı? Hayır abi. Gimbal dönmek. Evet, ben şunu çok seviyorum. Hocam o da R2-D2. Android değil mi? Ben bu topa hiç girmemeliydim. Aynen. Star Wars severek izliyoruz da bu kadar müptelası değiliz. Sana Ninja Turtle söyledim. Ninja'yı severim. Leonardo. DiCaprio muydu onun adı neydi? Oraya da girmeyelim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size şaka değil. Bu posterlerin her biri 50 bin dolar civarında. Yani 50 bin dolar olmasa da iyi paralar. İyi paralar arkadaşlar. İyi paralar. Bunların koleksiyon değerleri çok yüksek. Orijinal. Orijinal. Türkiye'de film ilk çıktığında i̇lk o orijinal çıktığında, afişleri bunlar. Aynen 77 model. Hatta üstlerinde şey de yoktur yani. Bu raptiye ile şey yaparlar ya. O bile yok yani bunların üstünde. Bunlar nadidenin nadidesi. Çok iyi. Yıldız Savaşları diye doğru çevirmişler. Hani iyi ki Esaretin Bedeli gibi çevirmişler. Aynen. Bak orada imparator var. Yani bunların tabii sadece gözükenleri bunlar. Bunları sadece ofise hanım eve almadığı için bunları. Biz bunları böyle buraya getirdik. Yoksa normalde bundan bir 20 kat daha fazla kutuların içinde şu an bekliyor. Yorumlarda şunu bilenler bir yazsın be. Gremlinler. Gremlinler. Hocam şimdi bunun ne olduğunu bilen... Bu nedir? Şimdi bu öncelikle plak. Tamam. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bakayım bir göreyim abi bakayım. The cop diyor, who want to stop his back diyor. Evet. Plak şeklinde CD'ler. Eskiden filmler bu şekilde evlere giriyordu. Bu CD'den sonraki... Bu CD'den önceki. VCD'den, DVD'den önceki format bu. Plaktan buna dönüştü, sonra bu küçüldü, CD'ye dönüştü, aynen. Sonra DVD aynen, oldu. Aynen. Bunun en büyük özelliği ses kalitesinin sıkıştırılmamış olması. Yani sinema kalitesine ses veriyor ama görüntüsü VHS gibi. Evet, artık motoru görme zamanı geldi. Evet. Karşınızda Honda Goldwing Bagger. İşte dediğim gibi kozmik işi olmuş. En son alınacak, ilk alınmış. Güle güle kullan. Maşallah çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Anladım dedim. Bu bir çılgınlık yaptı yine. Yani uzun zamandır hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Heyecanlıyım. Şunu da söyleyeyim. Herkesin gönlüne göre olsun amin, inşallah. Amin. Şimdi arkadaşlar. Motosiklet 1800 cc. 6 silindir. Yaklaşık 120 beygir güç üretiyor ama en önemli esprisi 170 Nm tork evet, üretiyor. Ay yani, gibi torklu yani. Evet. Apple CarPlay var araçta. Şurada şöyle bir saklama gözü var. Direkt telefonunu abi buraya şarjı takıyorsun. Aynı zamanda Apple CarPlay bağlantısı da buradan süper yapılıyor. Burası çok kullanışlı ya. Ben buna bayılıyorum. İşte bu cam çok işe yarıyor. Bu elektrikli. Yolda giderken kaldırıp indirebiliyorsunuz bu şekilde. Rüzgarı kesiyor. Çok konforlu bir sürüş sağlıyor. Titreşim falan zaten yok. Otomatik vites. DCT şanzıman. Dolayısıyla vitesle uğraşmıyorsunuz. Aslında büyük bir skuter gibi kullanıyorsunuz. Geri vites var. Evet. Hatta biz ona bir şey takarız. Dit 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 bir şey takalım ona. Ya dedim ki. Kozmik. Yani bu Goldwing'ciler aralarında buluşup
en güzel ışıklandırmayı kim yaptı diye yarışmalar yapıyorlar. Dünya çapında Türklerden birinci olan var yani. Senden bekliyorum öyle şeyler. Ben sade seviyorum abi. Fabrikasyon neyse ben onu seviyorum. Evet, aslına bakarsan ben de öyle seviyorum. Bu arada şeyi söylemedik abi. Nekipedia kanalını... Arkadaşlar Nekipedia kanalında motosiklet başta olmak üzere çok farklı konular işliyorlar. Çok eğlenceli şekilde işliyorlar. Bilgilendirici bir kanal aynı zamanda. Videonun açıklama kısmına koydum. Bir gidip bakın. Onur da zaten çok eğlenceli. Eyvallah. Muhabbetine doyum olmuyor abi. Gelirlerse çayımız kahvemiz var. Kanalımıza bekleriz. Ben de izliyorum severek. Teşekkür ederim. Sizler de gidip bir bakarsınız arkadaşlar. Eyvallah. Masanın üstüne koyuyor musun anahtarı? Şöyle bir anahtarı var. Vay vay. Abi sen bunu masanın üstüne koysan var ya anlayamazlar da ne olduğunu yani. Ulan çok dağınık olabilir yani. Bir şey çıkmasın. Hayda. Bu ne oğlum? Şşt şşt. Ne yapıyorsun oğlum sen onunla? İşte burada... Bir dakika dur bir dakika. Abi yol hali bir şey belli olmaz ihtiyaç duyabiliyorsun. Ne gibi yani nasıl ihtiyaç? Ya işte ne bileyim terliyorsun, merliyorsun. Ha ondan. Motor terletiyor sıcak havalarda falan. Anladım. Ya da ne bileyim bir piknik miknik bir yere gittiysen falan. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi ayakkabıyı anladım da tek ayakkabı neyinin? Ben onu anlayamadım. Ya çift ağırlık dengesi tam olsun diye çiftini buraya koydum. Bir de bu bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu senin ayakkabın mı? Benim. Ha. Pembe diye mi? Yok acaba dedim bir hanım arkadaşın. Ben pembeyi çok severim. İtalyan ekolü içlik. Gel abi. Sen bayağı kaslanmışsın ha. Motordan i̇şte mı İşte motordan. Evet. İnsanı fit yapıyor. Eski sahne günlerini özledin mi? White Snake. Vay be. Her şey yanan olup gitti bir günde. Abi şu motosiklet montunun rüzgarlığına bir klip çekelim mi ya? Yakışır. Böyle miydi? Yani tam öyle. Sahne kostümü evet. Gibi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok şey durmadı ha. Senin kaldırdı yani. Bir çalıştıralım dedim. Sesini duyalım ya. Aa. Bak, bak geri vites. Bak ayaklarım bak havada bak. Dit 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 dit. Erkeğim. Makinede çok da güzel bir ses sistemi var aslında. Vallahi şu an arkana atlayıp uzaklara gitmek istedim ha. Başka da aslında çok fazla başka bir şey. Başka da çok da fazla bir şey yok. İşte motosiklet yani arkadaşlar en nihayetinde. Motosiklet deme canım buna artık ayıp. Benim de sana bir küçük sürprizim var. Ben de bugün sana bununla eşlik ediyor oldum. Ya sen Goldwing'de geliyorsun diye biz de 3 tekerlekliyle geliyoruz. Bu böyle dik duruyor yani bu bayağı. Bu dik duruyor abi. Işıklarda mışıklarda. Işıklarda mışıklarda dik duruyor. Hatta bunu böyle yap devrilmiyor. Bunu belki yolda değiştiririz. Biraz sen bunu da tecrübe edersin. Olur abi. Sırf sen geliyorsun diye. Hadi gidiyoruz. Hadi. İşte kuzu kuzu. Evet arkadaşlar yola çıktık. Onur önde ben arkada gidiyoruz bakalım. Gazı açtığım anda ok gibi fırlıyor. Yani alet ağır. 350 kilo benle birlikte 400 kilodan fazla bir ağırlık var ama. Hani 6 silindir 1800 cc olunca tabii o ağırlık vız geliyor. Açtığım anda direkt fırlıyor. Bu arada umarım sesim düzgün geliyordur arkadaşlar size. Yani motovlog konusunda hiç tecrübem yok. İşte görüntü olsun, ses olsun umarım her şey yolundadır. Yani bu tarz daha fazla video isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın ya da düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hani arada bir biraz bilgisayar başından kalkıp böyle gezi videoları olur. Vlog tarzı, günlük hayattan videolar olur. Yapmak istiyorum. Sinyali verdim. Şöyle takip mesafesinde Onur'un arkasına geçtim. Bu aletin bir de spor modu var. Spor modu akıllara zarar. Yani şimdilik motora alışana kadar spor modunu kullanmıyorum. Ama bir iki kere denedim. Yani acayip bir şey. İşte bununla çok böyle aralara falan giremiyorsunuz arkadaşlar. Motor büyük yani. Sağa geçsem iyi ederim. Hemen kaybetmeden takılalım peşlerine. İstanbul trafiği bir hayatta kalma mücadelesi. Motosikletle ilgili bir içerik isterseniz, yani ne isterseniz yorumlara yazın. Tabii ki oyun oynamayı bir kenara bırakacağız anlamında söylemiyorum. Oyun oynamaya her zamanki gibi, yıllardır olduğu gibi yine devam edeceğiz. Ama dediğim gibi yani Kozmik Karınca kanalı bir oyun kanalından her zaman daha fazlası oldu. Bundan sonra da öyle olsun istiyorum. Hayatıma dair her şeyi sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Bir gelişme olduğunda, bir şey olduğunda. Şimdi onlar böyle aralardan fıtı fıtı geçiyor. Abi bu nasıl bir hızlanma?
Yani gazı da tam açmıyorum ve şu an touring modundayım. Evet arkadaşlar, muhteşem bir manzara eşliğinde sürüşe devam ediyoruz. Çok keyifli be. Birazdan gözlemeciye gideceğiz. Yani acıktık. Motor acıktırıyor. Şurada çok kısa bir hız denemesi yapayım mı? Bu arada kornası da araba kornası gibi. Oo, alet uçuyor. İşte gözlemeciler burada, geldik. Ama ileriden bir U dönüşü yapmamız gerekecek kavşaktan. Evet arkadaşlar, çok keyifli bir sürüştü abi, çok güzeldi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Bu arada bu fena değilsin ha. İyi miyim valla? Yeni başlayana göre iyiyim. Değilsin. Eyvallah, teşekkür ettim. Acıktık, biz bir gözlememizi falan yiyeceğiz. Burada videoyu kapatalım arkadaşlar. Nekipedia kanalına bakmayı unutmayın. Sadece motosiklet değil ve fazlası da var. Videonun açıklama kısmına koyacağım. Bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir motosiklet aldım. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Allah herkesin gönlüne göre versin. 10 katını, 100 katını versin. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Adios, amigos.